ölecek olan ölüyor, ne yapalım yani diye açıklama yapan ve bu sözleriyle tepki çeken Merve Boluğur yine bu konunun arkasında durdu. Doğarken biz mi karar verdik sanki? Benim inancıma göre bu böyle diyor. Merve Boluğur deprem sonrasında ölecek olan ölüyor, ne yapalım yani, biz insani olarak gerekeni yaptık sözleriyle büyük tepki çekmişti. Ölecek olan ölüyor, ne yapalım yani, ama biz insani olarak gerekeni yaptık yani. Boluğur bu sözlerine gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı ve günler sonra kendisini bakın nasıl savundu. İyiyim yani, siz nasılsınız, iyisiniz? Salı sahneler olacak mı? Olacak, şimdi gideceğim, sahneye çıkacağım zaten. Geçtiğimiz günlerde de özellikle depremle ilgili yapılan açıklama çok konuşulmuştu. Doğruyu söyledim. Olacak olan oluyor, ölecek olan ölüyor. Kaderin önüne geçilebilir miyiz? Biz doğduğumuzda, doğumumuza biz mi karar verdik? Sen mi karar verdin? Yani tamam, öleceğimizde de benim inancıma göre, yani ben Allah inancım var, Allah karar veriyor. Bu kadar basit. O kadar. Onu anlatmak istedim yani. Bana göre doğru bir söz. Başkalarına göre yanlış olabilir. Herkes inancına göre yaşar. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yani burada evet. Diyor ki... Ne diyor? Kaderci bir bakış açısı. Sen Merve'nin dilinden anlarsın. Kaderci bir bakış açısı olduğunu söylemeye çalışıyor. Ama bir insan nasıl kendini ifade... iletişim fakültelerine şunu alsınlar mesela. Nasıl iletişim kazası yaparsınız dersinde bunu izletsinler yani. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Yani Merve'nin sözünün üstüne söz söylerken televizyonda olduğumuz için canlı yayında vallahi üç kere düşünüyorum. Demek istiyorum. Aklından başka şeyler geçiyor. Yani yani her şeyi burada söyleyemezsin ama yüz ve durumumuzdan, mimiklerimizden anlıyorsunuzdur. Allah yardımcısı olsun diyerek özetlemek istiyorum. Yani Merve Boluğur meselesini şey olmuş var. Çok küçük yaşta şöhret oldu. Var bir sürü öyle insan. Şöhreti taşıyamadı arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir şey ki bunun örnekleri de var Türkiye'de. O bu şöhreti taşıyamadı yani. Hala da onun sancılarını çekiyor. Ve bir ekiple anlaşmak, onların kurallarına göre hareket etmek gibi bir şey de yok. Dinlemez o ekip mekip. Yani ne olursa olsun ne hissedersen hisset. İnsan kameraların önünde ölecek olan ölüyor yani, ne yapalım yani, işlerde durdu yani diye bir açıklama yapılır mı ya? İşte diyorum ya, üniversitelerin iletişim fakültelerinde ne yapmamalısınız diye öğretmen. Yani. Bence onlar bile okutmazlar çünkü sınırı aşmış vaziyette. Yani onlar öyle ufak tefek şeyler. Yani bu gerçekten öyle. Yani bu şey demek istiyor. Hani olacak da öleceğin önüne geçilemez demek istiyor aslında. Yani hayır, kaderci olduğunu söylüyor. Yani doğduğumuzda öleceğimizin de aslında belli olduğunu, ne zaman, nerede. Bakın biz dekoder gibiyim ben. Merve evet. Dekoderi. Evet. Hani bunu demeye çalıştığını düşünüyorum herhalde. Yani benim bakış açım ve inancım İşlerde diyor ya. İşlerde durdu yani falan mı denir arkasından da? Yani hani kaderci bir bakış açısıyla ya bir şey yaklaşsam ve işlerde durdu yani falan mı ya? Ya? Çok güzel bir söz var. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Yani hep söylüyoruz. Allah akıl Şimdi fikir vermiş kullan sen diye. İçki içiyorsun, direksiyona oturuyorsun, kemerini de takmıyorsun, hız yapıyorsun, kaza yapıyorsun. Ne bileyim, yaralanıyorsun ya da ölüyorsun. Kader Allah'tan. Mi bu? Bu kader mi şimdi? Değil işte yani. Değil tabii ki. Deprem için de aynısı geçerli. Deprem için de aynı Allah'tan şekilde yani. Hani dere yatağına ev yapılmış, kolonları kesilmiş, ev başına yıkılıyor, canlar gidiyor. Bu kader mi Allah aşkına? Yakalanıp kaçmaya çalışan müteahhitin teki de öyle. Ha. Kader dedi. Yani. Bir tek de onları suçlamamak lazım tabii, tabii yani. Ki. Evet. İzinleri verenlere de bakmak lazım. Oyunculuğuna hayran olduğumuz bir isim. Gökçe Bahadır Efendi makyajsız ve doğal haliyle görüntülenmiş. Muhabir arkadaşlarımız sormuşlar. Son dönemde yaptığınız başarılı projeler sonrası kendinize bir kariyer hedefi koydunuz mu? İşte Gökçe'nin cevabı. Güzelsin, çok çok güzelim, senin üstüne yok yok güzelim. Üzerinde eşofmanı, başında şapkası, belinde çantası, yüzünde sıfır makyaj, en doğal haliyle alışverişe çıkmış Gökçe Bahadır. Tak makyaj yapmadım. Bir işim oldu. O yüzden dizi setinde de çok rahatım. Gerçekten. Bu işim de biraz öyle oldu. Çünkü karaktere öyle yakıştığını düşündüğüm için öyle yaptık. Ben çok makyaj yapan biri çok olmadım genelde zaten. Ama dediğim gibi bu işte de pek makyaj yapmamayı tercih ettim. Bugün de nasıl görünüyorum bilmiyorum ama evet, gayet makyaj yapmadım. Doğru söylüyorsunuz. Evet, öyle küçük bir nemlendiriciyle çıkmıştım.
Size hazırlıksız yakalandım şu anda ama kaçmadım. Diziden fırsat bulunca atmış kendini sokaklara. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi, ne olsun işte, koşturuyorum, set devam ediyor. Evet. Son yılların en gözde oyuncularından biri Gökçe Bahadır. Hem projeleri hem ödülleriyle gündemde. Acaba hedefinde şimdi neler var? Bir hedef koydunuz mu oyunculuk anlamında? Henüz bir hedef koymadım. Yok ya. Geç kaldım galiba. Çok projelerde yer alıyorsunuz. Dijitalden tutumda aklıma birçok proje geliyor Gökçe Bahadır denince. Dedim acaba hani uluslararası bir proje mi olur veya ne bileyim bir kariyer planlamasında herhangi bir şeyiniz var mı? Ya bilmiyorum. Valla çok teşekkür ederim bu arada. Yani şu an mutluyum ama bu nereye gider? Nasıl ilerler? Şu anda sevdiğim projelerin içinde olmak ve bundan sonra hep aslında üstüne kata kata gitmek seviyorum ben galiba. Hani böyle bir sonraki de başka bir yeni güzel bir iş olsun, daha güzel başka bir rol olsun. Değişik, beni zorlayacak farklı bir karakter olsun. Biraz hedeflerim benim eskiden beri hep o yönde oldu. Gitmek istedim buralardan, arkama bakmadan. Ne kadar yalnız olduğumu, bir ailem olmadığını hatırlatıyor bana. Gökçe Bahadır'la eşi Emir Ersoy'un deprem bölgesinden bir çocuğa koruyucu aile olacağı iddia edilmişti. Çok hassas buluyorum bu konuları. Çok fazla da konuşmayı sevdiğim konular değil. Hani yardım olsun, bu tarz konular olsun, çok hassas buluyorum. Ve doğru zamanda da doğru hamleler yapmak gerektiğine inanıyorum. Gerçekten ortada ciddi bir ihtiyaç varsa ben her zaman deprem zamanında da olabildiğince elinden geleni yaptım. Ama bundan sonra da hakikaten doğru yardım neyse, yapılması gereken gerçek ihtiyaçlar nelerse onlar adına kafamda bazı şeyler var, yapmak da istiyorum. Ay biz burada aa demekten böyle. Aa neler konuşuyoruz burada Gökçe Bahadır'ı. Masaya şimdi yatırdık, ameliyat Gökçe ettik. Gökçe Bahadır'ı bir 3 kez caddede gördüm. Bağdat Caddesi'ne gördüm. Evet. Bir eşiyle aşkları yeni başlamıştı. 2 kere de tek gördüm. Belirli aralıklarla. Nasıl? Su gibi. Çok güzel. Yani şu kamera önünde röportajını izledik ya kasketle. 2-3 kat daha güzel, havalı. Yani bak Gökçe Bahadır yüzünü gizlese de, bazı isimler öyle ya, dersin tanıyamazsın da karşıdan biri geliyor. Bunu aurası dersin. Bir kız zaten. Beren aurası var. Aurası. Evet. Evet evet. Çok sen güzel. De şimdi Gökçe'yi bir övüyordun, arada bir övdün. Anlat. Gökçe ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Yok, söyleyeceğim şey şu. Bence çok mutlu. Evet. Mutlu olduğu için ben de mutluyum. Çünkü ben Gökçe ile yıllar önce ta Yaprak Dökümü zamanında bir röportaj yaptım. O röportaj için bana 3 kere fotoğraf çekim yaptırdı. Bir türlü kendisini beğenmedi. Yani. Hatırlarsanız bir ara Engin Öztürk'le bir işte oynadılar. Filtreli kamera kullanıyorlar diye çok eleştirdik. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Gökçe ne zaman vazgeçti bu güzelliğine takmaktan? Bakın sadece oyunculuğunu konuşuyoruz. Evet. Bak sabahtan beri konuştuğumuz şeye müthiş bir örnek oldu. Evet. Bıraktı bu. Ya nasıl görünüyorum, nasıl ekran beni nasıl gösteriyor, bıraktı. Hı. Kameralar aurama baksın, güzelliğime değil, bıraktı. Biz sadece oyunculuğunu bahsediyoruz. Nereye baksam ne kadar iyi oyuncu değil mi diyor herkes. Evet. Sadece bunu söylüyorlar. Evet. Ömer'de de ne filtre nefis var, ne başka bir şey. Gayet nefis güzel. Yani o yüzden de kulüpte de öyle. Asıl kulüpte de bıraktı. Evet. Evet. Yüzündeki yani, çizgileri hayranlıkla izledim. Ya işte bıraktığında ne kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor. Hiç kasmıyor. Güzelliğinden bahsetmiyoruz artık. Hep oyunculuğundan bahsediyoruz. Ama sen biraz önce bir daha...